Selam arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir derste, yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu dersimizde Mayıs ayı çalışma sorularından Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı kitapçıktaki Türkçe sorularını çözeceğiz. Kullanabileceğiniz yollar ve yöntemler varsa püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Hemen ilk soruyla vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci soru, bu parçadaki 6 çizili söz grubuyla 6 çizili gruba bakacağız. Anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Burada küçük bir hatırlatma, 6 çizili söz grubunu okurken mutlaka öncesine, hatta gerekirse sonrasına bakın. Çünkü sözler ve sözcükler bulundukları cümleye göre farklı anlamlar kazanabilirler. Önce bakalım, içinin bir balon gibi söndüğünü hatırladı. İçinin balon gibi söndüğünü anlaması ne demek? Aslında umduğunu bulamadığı anlamını çıkarabiliriz. Bakalım peki cümlenin içerisinde ne anlamda kullanılmış? Böyle hırsla eline aldığı kitapların 5-10 sayfasını okuduktan sonra içinin bir balon gibi söndüğünü anladı. Kitapla ilgili bir beklentisi vardı. Ancak ne oldu? Söndü. Yani o beklenti karşılanmadı. O zaman aşağıda bunu arayalım. Tüm bildiklerini unutması beklenti değil. Bir anda endişeye kapılması, endişe yok. Aniden duygulanıvermesi, hayır. Aksine boş oldu. Yani tamamen gitti. Hayal kırıklığına uğraması, beklentiyi karşılamadığı ve hayal kırıklığına uğradığını buradan ne yaparız? Çıkarabiliriz. Kolay bir soruydu. Hatırlatalım. Bu tür sorularda mutlaka öncesine ve sonrasına dikkat etmelisiniz. Hemen ikinci soruya geçelim. İkinci soru, bu cümledeki 6 çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yine aynı şey. Nostalji üflüyor. Nostaljinin ne olduğunu bilmeniz lazım. Eskiye duyulan özlem olarak tanımlanabilir nostalji kısaca. Bakalım neymiş? Önceki cümleyi tamamını okuyalım. Tabiattan bizi uzaklaştıran bulutu, gökyüzünün mavisini, suyun rengini, tadını, çiçekleri ve ağaçları, hayvanları, toprağı ve bitkileri hayatımızdan sürüp çıkaran teknoloji, insanoğlunu hapsettiği kafese şimdi yapma çiçeklerle bir nostalji üflüyor. Dikkat et, burada üflüyordan aslında zayıf bir şekilde yaptığını ya da işte ne diyelim, kandırmaya çalıştığını çıkarabilirsin. Mekana farklı bir güzellik katma değil. Devam edelim. Geçmiş yok en azından burada. Geçmişe özlemi yalandan giderme. Bak, geçmişe özlem var. Yalandan gidermeyi de nereden eşleştirebilirsin? Üflemekten. Bunun yanına işareti koy. Eğer burayı çıkaramadıysan diğerlerine bak. Bir yanlış anlamayı düzeltme. Yanlış anlamı yok. Bulunduğu yeri beğenmeme. Bulunduğu yeri kişi beğenmiyor olabilir ama bu altı çizili sözde anlatılmak istenen bu değil. Aksine de zaten teknolojinin insana yalandan bir geçmişe özlemi üflediğini ya da hissettirmeye çalıştığını gösteriyor. Buradan eğer şıklardan kelimenin altı çizili kelimeyi anlamadıysak şıklardan da cevabı bu şekilde ulaşabilirdik. Gelelim üçüncü soruya. Hangisinde oysaki bağlantı ifadesinin kullanımı yanlıştır? Şimdi dikkat edeceksiniz. Burada ne olması lazım? Bir tezat durumu olması lazım. Yani öncesindeki durumla sonrasındaki durum arasında bir karşıtlık görmemiz lazım. Bunu söyleyelim ve ona göre arayalım. Meyveyi hiç sevmez. Böyle bir durum var. Bakalım karşıtında ne var? Oysa ki meyve sağlığa çok faydalı. Sevmiyor ama faydalı. Böyle zıtlığı gördük. Dolayısıyla bu burada doğru kullanılmıştır deriz. Yarışmada başarısız oldu. Oysa ki çok çalışmıştı. Başarısızlık ve çalışmak arasında bir tezat var. Dolayısıyla bu da buraya kullanılabilecek bir bağlantı ifadesi. Tarih sınavına girmedi. Oysa ki yorgunluktan vaktinde uyanamamıştı. Dikkat! Burada sınava girememesi bir durum. Bu da onun nesidir? Nedenidir. Neden giremedi? Tarih sınavına neden giremedi? Yorgunluktan vaktinde uyanamamıştı. O zaman buraya ne getirebilirsin? Tarih sınavına giremedi çünkü yorgunluktan vaktinde uyanamamıştı dersin. Doğru bu şekilde olur. Arkadaşları Ali'yi yarı yolda bıraktı. Oysa ki yarı yolda bırakmak bir durum. O onlara çok güvenmişti. Güven var. Yarı yolda bırakmak bir tezatlı karşıtlık. Dolayısıyla burada da doğru kullanılmış deriz. Gelelim dördüncü soruya. Bu dizelere hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir? Ne arayacağız? Huzur, ayrılık, kaçış, özlem. Bunlardan birini arayacağız. Bir gece Urfa'da, Halil-i Rahman'da, suda ay doğdu garip zamanda, içimde hicranlı bülbül sesi, altımda seccade bir gül bahçesi, üstümde yıldızlar, önümde havuz, pırıl pırıl bir aşk gecesi, Temmuz, orada sularla baş başa kaldım. Asırlar boyunca hülyaya daldım. Şimdi burada bir ayrılık göremiyoruz. Kaçış da göremiyoruz. Özlem var mı? Bir özlem var gibi gözükse de herhangi bir şeye duyulan hasretten bahsetmiyor. Sadece o anda yaşadığı
huzurdan, dinginlikten, sessizlikten ya da o duygulardan bahsediyor. O duyguların onda uyandırdığı güzel şeylerden. Dolayısıyla burada asıl olan huzurdur. Dolayısıyla özlemle karıştırmayın. Karıştırılacak bir durum yok belki ama net bir şekilde huzur olduğunu söyleyebiliriz. Şurada karıştırmamanız gereken bir kelimenin altını çizelim. Hicran deyince burada böyle bir özlem gibi düşünmeyin. Hicranlı bir bülbül sesi. Bülbül nedir arkadaşlar? Sesi güzeldir. Yani yanık da olsa içerisinde böyle bir ses duyması ki bu ses insana huzur verir. Dolayısıyla yine huzuru çıkarabilirsiniz diyelim ve açıklamış olalım. Gelelim 5. soruya. Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangileri karşılaştırılmıştır? Karşılaştırma derken zıtlık olarak düşünmeyin. Hemen bakalım neleri birbiriyle karşılaştırmış. Genel olarak hiçbir şey hayatta gerekli değildir. Vurgu ne burada? Gerekli de. Yani her şey hakkında konuşuyor. Gerekli değil, hiçbir şey gerekli değildir dedi. Çiçekler yok olunca dünya bundan maddi olarak zarar görmez. Bununla birlikte çiçeklerin yok olmasını kim ister? Dikkat, çiçekleri geçirdi şimdi cümlenin içerisine. Gereklilik ve çiçekler. Bakalım ne diyecek sonda? Güllerden vazgeçmektense patateslerden vazgeçmeye hazırım. Biraz önce söylediği cümlelerde anlatmak istediğini aslında en son cümlede hem özetlemiş hem de somutlaştırmış. Güllerden mi vazgeçeyim yoksa patateslerden mi vazgeçeyim diye sorarlarsa ben patateslerden vazgeçerim. Şimdi baktığınız zaman bu bir yiyecek, bu bir güzellik unsuru ya da işte diyelim göz zevkine hitap eden bir durum. Hangisinden vazgeçecek? Bundan. Şimdi yiyecek gerekli olarak düşünürsen yukarıda demişti ki gerekli, tamam bunu gerekli olarak gördü. Bunun karşısına da ne diyeceğiz? Estetik duygusu diyebilirsiniz. Estetik de koyabilirsin ya da güzellik duygusu da diyebilirsin. Şimdi bunların ikisini karşılaştırdığını görebilirsin. Çünkü ondan mı vazgeçeyim, bundan mı vazgeçeyim dedi. Arayalım. Eski yeni zaten yok işin içinde. Gerekli, çirkin. Çirkin mi, güzel mi? Dikkat et. Gereklilik var ama çirkinlikten bahsetmiyor. Güllerden, güzellikten bahsediyor. Güzel, faydalı olabilir. Faydalıyı neyle eşleştireceğiz? Gerekliyle eşleştireceğiz. İyi kötü böyle bir durum yok. Hocam güzel mi çirkin mi nereden çıkarabilirsin bir de? Çiçekler yok olunca dünya bundan maddi olarak zarar görmez ama çiçeklerin yok olmasını kim ister dediğinde bunu güzel olarak değerlendirdiği zaten açıktır ama aklınıza takılmasın diye bunu da açıklamış olalım ve gelelim 6. soruya. 6. soruyu bakalım bizden ne istemiş bu soruda? Bu metinle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Dikkat, metinden metne bakacaksın, ona bağlı kalacaksın. Hangisi çıkarılabilir diyor, hangisi vurgulanıyor, anlatılmak istenen nedir değil, çıkarım yapacaksın. Yani metinde var olacaksan oradan bir çıkarım yapacaksın. Hemen okuyalım. Krizler, alışkanlıkları değiştirmek ve yenilerini yaratmak için birer fırsattır. Krizler üzerinden bahsediyor, yani konumuz kriz. Alışkanlıkları değiştirilmiş, yenilerini yaratmak için de birer fırsatmış, bunu söyledi. Bazen her şey yokuş aşağı gider ve hiçbir şeyi durdurmaya gücümüz yetmez. Şimdi açıklıyor, o yüzden altını çizeceğimiz bir yer olarak görmeyelim burayı. Bu yalnızca hayatlarımızda değil, iş yerlerinde, büyük şirketlerde ve devletlerde bile olabilir. Bu durumlarda onları analiz edemeyiz veya farkında olsak da kötü gidişata engel olamayız. Her şey tam da bitti dediğimiz yerde ise alışkanlıkların doğasına hakim biri çıkar. Alışkanlıkları değiştirerek tüm gidişatı tersine çevirebilir. Geçmiş bunun örnekleriyle doludur dedi. Hemen okuyalım. Kriz dönemlerinde birçok alışkanlığı değiştirmek zorunda kalırız. Yukarıda böyle bir şey gördük mü? Hayır. Alışkanlıkları değiştirmek ve yenilerini yaratmak için birer fırsattır. Ama böyle bir zorundalık var mı? Yok. Dolayısıyla bunu elersin. Tarihte alışkanlıkların değiştirildiği pek çok durum olmuştur. Bu son cümlede söylendi. Bak buraya, geçmiş bunun örnekleriyle doludur. Neyin örnekleriyle doludur? Hakim biri çıkar ve alışkanlıkları değiştirmek için tüm gidişatı tersine çevirebilir. Bunun örnekleriyle doludur dediğinde bunu çıkarabiliriz. Metinde var çünkü. Kötü gidişata engel olmanın ilk şartı bir şart koşmamış bu engel olmak için. Aksine de şart koşmasını geçelim bir tarafa bırakalım. Analiz edemeyiz, kötü gidişata engel olamayız diyor. Dolayısıyla böyle bir sorun çözüm şartı da yok. Bunun farkına varmaktır dediğinde, farkında olsak da yapamayız dediğinden bunu da ne yaparsın? Elersin. En kötü durumu yani dibi yaşamaktan bahsediyor. Yaşamadan olumsuzlukları düzeltemeyiz. Yani yine bir şarta bağlanmış olumsuzluklar. Aksine burada yukarıda kriz olarak değerlendirdiğimizde düzeltemeyiz de çıkaramayız ki biri çıkar dediğinden düzeltilebileceğini bile anlayabilirsiniz. Ama dibi yaşamaktan bahsetmiyor ya da bu olumsuzlukları düzeltemeyiz gibi bir çıkarım metinden
yapamayız. Bak, gidişata engel olamayız ama sonunda biri çıkar bu düzeliyor diye düşündüğünde de böyle bir çıkarım yapmıyoruz. Yani tarihte alışkanlıkların değiştirildiği pek çok durum olmuştur. Evet, en kötü durumu yaşamaktan, dibi yaşamaktan bahsetmediği için de bunu ne yaptık? Bir kenara bıraktık ve geldik 7. soruya. Verilen metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen okuyalım. Kişisel düşünce arayacağız, konuşma havası arayacağız, ihtimal bildiren cümle arayacağız, mecazlı anlatım arayacağız. Romanlar ve şiirler birer iç yaşantıya doğmuştur. Yaşayıştan doğmuştur pardon. Onları yaşayarak okumamız da bundandır. Yaşayarak okumamız bundan. Her okuyucunun aynı davranışta olduğu elbette söylenemez. Yaratılışın, yetişmenin verdiği ayrılıklar vardır. Bu bakımdan aynı kitapta herkes biraz kendi romanını, kendi şiirini okur. Gerçek sanat eserinin özelliklerinden biri de bu çok yönlülük değil midir? İnsan ileride yaşamaktan kesilip de geçmiş günlerden bir yığın olmaya yüz tutunca roman ve şiir okumayı da bırakmaya başlar. Okuduğu olursa artık eski tutkuyu bulamaz. Kişisel düşüncesi mi? Metnin tamamı öyle. Konuşma havası mı? Evet, bak sorular soruyor böyle karşısındaymışsın gibi. İhtimal bildiren bir cümle bulamadık. Mecaz anlamlı sözcükler var mıdır? Vardır. Yani bir insanın yaşamaktan kesilmesi mesela mecaz anlam yüklenmiş buraya. Geçmiş günlerden bir yığın olmaya yüz tutması bu yaşantılardan bahsettiği bir mecaz anlam olarak değerlendirebilirsin. Dolayısıyla bu da vardır. İhtimal bildiren cümle, olasılık cümlesi burada yok. Dolayısıyla cevabımız da ne olacak? Ceyhan. Nasıl söyleyelim bunu bir başka şekilde? Burada kendi görüşleri de olsa net bir şekilde söylemiş, ihtimal olarak söylememiş. Dolayısıyla ihtimal cümlesinin olmadığını bu şekilde de açıklamış olalım. Gelelim 8. soruya bu metinden hareketle. Shakespeare'in oyunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım aslında Shakespeare oyunlarını harflerle kitap halinde basılmış, düşünülüp taşınılacak, birbirleriyle karşılaştırılacak, tek tek incelenecek bir malzeme olarak herhalde düşünmemiştir. Yani Shakespeare oyunları okunsun, böyle tek tek değerlendirilsin diye yazmamıştır diyor. Düşünmemiş yani böyle. O oyunlarını yazarken olsa olsa şimdi öyle değilse nasıl yazdısının cevabını verecek? Yazdığının cevabını verecek. Sahneyi okurun gözünün önüne getirmiştir. Dikkat, burası önemli. Sahneyi okurun gözünün önüne getirmiştir. Ona göre oyunları sahneden aşağıya hızlı biçimde gözlere ve kulaklara ulaşacak hareketli canlı bir şey olmalıdır. Asıl önemli olan bazı şeylerin saptanıp ayrıntılarının eleştirilmesi değil, yaşanan anda etkili ve anlamlı bir şeyler ortaya koymaktır. Yani o anı yaşatabilmek ve anlamlı bir şeyler hissettirebilmek. Görme ve işitme duyularına seslenmek önceliklidir. Ne demişti bak? Gözlere ve kulaklara ulaşacak demişti. Dolayısıyla evet, bu söylenebilir. Hareketlilik ve canlılık oyunların temel ögeleridir. Hareketli canlı demiştir. Dolayısıyla bu da söylendi. Yaşanan anın daha anlamlı kılınması amaçlanmıştır. Etkili ve anlamlı bir şeyler ortaya koymaktır. Ne için? Yaşanan anda. Dolayısıyla anlamlı kılmak buradan çıkarılabilir. Eleştirmenlerin görüşlerine göre şekillenmiştir. Shakespeare oyunlarını eleştirmenlerin görüşlerine göre şekillendirmemiş. Zaten böyle bir çıkarım da yok burada. Dolayısıyla ki yukarıda böyle eleştirmek için yazılan bir durum olarak değerlendirebilirsiniz ama bir malzeme olarak herhalde düşünmemiştir dediğinden de bunu da böyle çıkarım olarak söyleyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. Gelelim bir diğer soruya. 9. soru. Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Görme, işitme, dokunma, tatma. Buldukça eleyelim. Yalnız bağa giden eski ince toprak bir yol vardı. Burada ne var? Görme var. Güzel bir yol. İki tarafından ekin tarlaları uzanırdı. Bunu hemen eleyebiliriz. Geceden yağan yağmur tozları bastırmış olurdu. Tarlaların kenarında meyve ağaçları, iğdeler, güneş yeni doğuyor olurdu. Etrafı iğde kokuları dediği zaman koklamayı görmedik. Dolayısıyla geçiyoruz. Kaplardı. Bisikletin tekerlekleri döndükçe hafif bir çıtırtı dediği anda işitmeyi gördük. Bu sese bakarsın bir çayır kuşu karşılık verir. Sonra birden umulmadık bir yerden havalanırdı. İşte bu saatleri seviyordu. Serinlik dediği hangi duyu? Tabii ki de dokunma. Bunu da eledik. Yıkanmış, temizlenmiş, gelin gibi başını eğmiş gelincikler dediğinde tatmanın da olmadığını burada görebiliyoruz. Kolay bir soruydu. Dikkat etmek lazım. Burada serini gözden kaçırmamak lazım. Cevabımız ne olacak? 9 Denizli olacak. Ve gelelim son soruya.
Geldik 10. soruya bakalım bizden ne istemiş. Buna göre şiirinde hangi söz sanatları ağır basmaktadır? Dikkat, ağır basmaktadır diyor. Bu tür sorularda yapacağınız şey bir tanesi belki olabilir ya da düşünebilirsin. Ama ağır basanı soruyorum ben sana. Hatta söz sanatları demiş, birebir bulacağın için de en çok olanı soruyorum diyerek de düşünebilirsin. Yukarıda öncülde muhtemelen ya söz sanatları nedir onu açıklayacak ya da örnek verecek. Ama şıklara bakalım, ne arayacağımızı bilelim. Konuşturma, benzetme. Konuşturmayı söyledik. Kişileştirme, benzetme, kişileştirme, benzetme, abartma. Farklı 4 tane sanat arayacağız. Konuşturma, benzetme, kişileştirme, abartma. Hemen bakalım. Yol açılacak, taşlar şarkı söyleyecek dediğinde açık bir şekilde neyi gördük? Kişileştirmeyi gördük. Yürek irkilerek çarpacak dediğinde, şimdi korkan sensen sorun yok ama yürek irkilecek dediği için de burada kişileştirme diyebiliriz. Çeşmelerdeki su gibi dediğinde ne olacak? Burada da bir benzetme yapılmış olacak. Senin merdivenlerine çıkan ses bu olacak. Merdiven çıkan ses olarak düşürdüğünde yine kişileştirme diyebilirsin. Pencereler taşın ve sabah esintisinin kokusunu bilecek dediğinde yine kişileştirme diyebilirsin. Yani burada ağır basan kişileştirmeyi gördük biz. Bir de benzetmeyi gördük. O zaman kişileştirmenin olmadığını hemen ne yapalım biz? Eleyelim. İki tane kaldı karşımızda. Kişileştirme mutlaka olacak. Konuşturma mı, benzetme mi? Dikkat edersen yukarıda buraya kadar konuşturmadı. Bakalım bitirelim. Bir kapı açılacak. Sokakların gürültüsü yok olan ışıkta yüreğin gürültüsü olacak dediğinde burada konuşturmayı da görmedik. Bunu da böyle eleriz. Geriye de ne kalacak? Benzetmeyi görmüştük. Kişileştirmenin ağır bastığını da söylemiş olalım. Cevabımız da Ceyhan olacak bu şekilde. Evet. Bu bölümün de, bu soruların da sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir ders, faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda buluşmak üzere, yeni derslerde buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma, destek olmak için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım.